Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün piyasalarda genel olarak bir yeşillenme var. Bununla ilgili de günün öne çıkan haberlerini ve aynı şekilde piyasaya da bakış açımı sizlerle bu videoda paylaşacağım. Genel olarak Bitcoin'e baktığımız arkadaşlar yeniden 40 bin doların üzerine atmış durumda. Yine aynı şekilde altcoin'lerde de ciddi oranda yükseliş yapan coin'ler var. Örnek veriyorum DREP. Daha önce bununla ilgili de birçok video yapmıştım arkadaşlar. Geçmişte biliyorsunuz ki neredeyse 60-70 centlerden vermiştik. Ya tabii ki daha önce 2 dolar seviye seviyelerini gördü. Bununla kar marjımızı almıştık. Daha sonra da yine düşüşlerde eklediğimizi söylemiştik. Diğer bir coinler ise e, AppCoin arkadaşlar. Daha geçen yeni listelenen şu anda %15'lik, %20'lik hatta ciddi anlamda yükselişler olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de ise günlük 24 saatlikte %5.59'luk bir yükseliş olduğunu da aynı şekilde görmekteyiz. Yine aynı şekilde bir grafik grafik çizim arkadaşlar bir şey yapmayacağım. Genel olarak piyasadaki beklenti nedir? Onun üzerine konuşmak istiyorum. Genel olarak arkadaşlar piyasada bir e, 34 bin dolar seviye gelmesi bekleniyordu ama beklenen olmadı. Bitcoin'e baktığımızda 41 bin dolar seviyelerinde. Biliyorsunuz ki pazartesi sabahı 38 bin dolar seviyelerine gerilemişti. Daha sonra da şu anda da yeniden 41 bin dolar seviyelerinden işlem görmekte. Ama tabii ki burada dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam bundan sonra döndü yukarıya gidecek diye bir şey yok. Daha önce de 48 binlere 50 binlere yaklaşıp yeniden 38 bine indiği de bir gerçektir arkadaşlar. Yani Bitcoin daha önceki dönemlerde de çok uzun süredir 1-1,5 yıldır bu piyasanın içindeseniz eğer 55 binlerden 29 bin lira. Ciddi anlamda 15 bin hatta 16-17 bin dolar anlık değerler bile kaybeden bir e, kripto paradan bahsediyoruz. O yüzden dediğimiz gibi piyasada dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer uzun vadeliyseniz arkadaşlar düşüşler bir alım fırsatıdır. Bunu daha önce de söyledim. Eğer kısa vadeciyseniz de dediğim gibi burada stoplu gitmenizde e, fayda var. E, yani kısa vadede dediğim gibi ne olacağı belli olmaz ama uzun vadeciler rahat. Benim gibi mesela uzun vade yatırımlarımız arkadaşlar daha önce de vermiş olduğum coinlerde de her zaman söylemişimdir. Dediğim gibi uzun vadede kazanırız ama kısa vadede de kazanırız ama bunda da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Stoplara ve benzeri burada da dediğim gibi çok araştırma ve haber odaklı gitmemiz gerekiyor. Genel olarak coinmarketcap.com'a geldiğimde de arkadaşlar şu anda baktığımızda piyasadaki paranın 1 trilyon 924 milyar dolara yeniden yükseldiğini görmekteyiz neredeyse piyasaya bir e şöyle 100 milyar dolara yakın bir para girişi olduğunu da yine görmekteyim. Aynı şekilde kripto para sektöründe çıkan öne gelişen haberleri de sizlere aktarmak istiyorum. Binance baktığımız arkadaşlar BNB Coin'de de tabii ki bugün bir artış meydana geldi. BNB'de de baktığımızda şu an 420 dolardan işlem görmekte ve 740 milyon dolardan fazla değere sahip token yakım işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Tabii ki burada yine BNB tarafında da bir artışa neden oldu küçük de olsa. Diğer bir önemli haber ise arkadaşlar Shiba tarafında biliyorsunuz ki Shiba için de özel ya videolar yapıyorum ve Shiba'da arkadaşlar 20 Nisan'da yani baktığımızda yarın Parex'te listelenecek Shiba listelemeleri hemen hemen neredeyse çok büyük borsalara girmiş durumda ama herhangi beklediğimiz yükselişi yapmadı. Bu da yakın zamandır arkadaşlar. Dediğim gibi yakında bir yükseliş yapacağını da düşünüyorum. Ama Bitcoin'de dikkat etmek gerekiyor. Bitcoin gerçekten de diğer coinlerin yönünü belirliyor. O yüzden arkadaşlar Bitcoin 41 bin oldu diye tüm paranıza giriş yapmayın. Eğer yatırım yapacaksanız yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar kademe kademe eğer kısa vadeciyseniz stoplarınızı lütfen eksik etmeyin. Haber odaklı araştırmalar yapmanızı tavsiye ederim. Videomu bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.